Selim. Bilişimden rapor geldi. Fidyecilerden gelen e-maillerin geldiği IP bulunmuş ama yeri tespit edilememiş. Nasıl edilememiş ya? Özel bir hidden IP programı kullanmışlar Selim. Maillerin geldiği IP adresi de Rusya'da görünüyor. Can'ın cep telefonunda da hem Pelin'e hem de başka bir numaraya gönderilmiş aşk mesajlarına rastladık. Başka bir numara mı? Evet. Pelin'i aldatıyor muymuş yani? Maalesef bunu öğrenmek senin işin Selim. Tamam. Başka? Pelin'in üzerindeki gömlekte bulduğumuz erkek DNA'sı Can'ın evinde bulduğumuz DNA örneğiyle aynı. Yani gömlek Can'a ait. Emin misin? Yani sarılmış olamazlar mı? Hayır. Çünkü DNA'yı gömleğin yaka ve koltuk altı kısımlarında tespit ettik. Gömlek kesinlikle Can'a ait. Peki tulumdaki DNA? Maalesef Can'a ait değil. Yani çöp konteynerinden parayı başkası almış olabilir mi? Aynen öylesi. Ne yaptınız başkomiserim? Dükkandan aldığımız güvenlik kayıtlarını izliyordum. Gel sen de baksana. Parayı alan adam bu mu? Evet. Yüzü görünmüyor. Maalesef. Saat 11'e kadar orada mı beklemiş? Üstelik yalnızmış. Görüntülerde başka şüpheli kimse yok. Bir saniye. Bir şey mi var elinde? Bozuk para gibi bir şey çeviriyor. İyi fark ettin Selim. Demek ki böyle bir alışkanlığı varmış. Adam solak. Bazıları her ne kadar her iki elini kullanma becerisine sahip olsa da her 10 kişiden yaklaşık biri solaktır ve bu özellik soruşturma sırasında mutlaka göz önüne alınır. Kişinin kullanacağı el daha anne karnındayken belli olur. Hangisini ağzına daha yakın tutuyorsa ileride bir iş yaparken genellikle onu kullanır. Bazılarının neden sol elini kullandığını değişik şekillerde açıklamak mümkün. Ama bizi ilgilendiren solaklıkla suç arasında bir ilişki olup olmadığı. 15-20 yıl öncesine kadar suçla solaklık arasında bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren bilimsel yayınlar çoğunluktaydı. Yeni araştırmalar böyle bir ilişkiyi reddediyor. Peki ne oldu? Aslında olan basit. Eskiden dünyanın her ülkesinde sol elini kullananlar küçüklüklerinden beri anne babaları, öğretmenleri tarafından azarlanır, hatta kullanmasınlar diye sol elleri bağlanırdı. Bu baskı yüzünden pek çoğu doğru dürüst eğitim alamadı, meslek sahibi olamadı ve kendini dışlanmış hissetti. Eğitimsizlik ve işsizliğin kişileri suça ittiği bilinen bir gerçektir. Solaklığın bir tercih olmadığı anlaşıldıktan sonra bu durum ortadan kalktı. Sen ne yaptın? Korhan'la ilgili bir şey bulabildin mi? Çok önemli bilgiler edindim başkomiserim. Adam evli. Ve bankalardan birine kredi borcu var. Ve ödeme güçlüğü çekiyor. İşte bu çok ilginç. Adam işlerini büyütmek için bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Fakat büyük şirketlerle yaptığı anlaşmalar yatınca adam ortada kalmış. Belki de gönüllü kullanıyor. Olabilir. Çünkü adamın çok paraya ihtiyacı var. Önce gönülün güvenini kazanıp sonra Pelin'i kaçırtmış olabilir. Ben gidip bir daha konuşayım şunlarla. Gönül Hanım, Orhan Bey geldiler. Buyurun Orhan Bey. Merhaba. Buyurun. Bir şey bulabildiniz mi Orhan Bey? Henüz değil ama Korhan Bey'in burada olduğunu öğrenince aslında kendisiyle görüşmeye gelmiştim. Bir sorun mu vardı? Özel bir konu. İsterseniz yalnız konuşalım. Ben Korhan Bey'i uzun zamandır tanıyorum Orhan Bey. Benden bir şey gizleyeceğini zannetmiyorum. O zaman maddi sıkıntı çektiğini de biliyorsunuzdur. Şu kredi borcundan bahsediyorsanız, evet. Peki ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz? Bunun ne önemi var ki şimdi? Korhan Bey'in kredi borcu faiziyle birlikte 1 milyon lirayı aşmış. Bu düşündüğünüz kadar vahim bir durum değil. Ben kendisine gereken desteği vereceğim. Belki anlamamışsınızdır, biz bir süredir birlikteyiz. Peki evli olduğunu biliyor musunuz? Ne? Demek ki bilmiyorsunuz.
Gönül, ben söyleyemedim. Aslında biz... Komiserim, şu aradığımız adam vardı ya, Can Kutlu. Arkadaşlar kredi kartını kullandığını tespit etmişler. Nerede kullanılmış? Mecidiyeköy'de bir markette. Gönül Hanım'la ne kadar zamandır birliktesiniz? Yaklaşık 5 aydır. Maddi sıkıntılarınızın ortaya çıkmaya başladığı zamandan beri yani. Gönül'le parası için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? İsterseniz siz cevap verin bu soruya. Bu çok saçma. Şirketiniz iflas etmek üzereymiş. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ne demek istediğimi anladığınızdan hiç şüphem yok. Gönül Hanım'ı uzun zamandır tanıyordunuz. İşler kötüye gidince tek bir çıkar yolunuz vardı. Gönül Hanım'ın kalbini kazanmak. Sonra da planınızı devreye soktunuz. 2 milyon lira bütün sorunlarınızı çözmüştür sanırım. Belini benim mi kaçırttığımı düşünüyorsunuz? Gönül Hanım'a polise gitmemesini söylemediniz mi? Kaç kere tekrar edeceğim? Belini öldürmelerinden korktuğum için gitme dedim. Kız yine de öldü ama. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Tek isteğim Gönül'e yardım etmekti.